Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde kenarlarını yeni tığladığım en çok sevdiğim desenlerden birinden bir yazma var. Bu yazmanın bütün renklerini almıştım bu desenin. Elimde açık renkler bitti. Sadece böyle koyu zemini olanlar kaldı. Bunun zemini askeri yeşil. Belki fark edebiliyorsunuzdur. Ee, bu yazmamın kenarlarını yeni tığladım. Hemen videoda size hem göstermek istedim hem de çok güzel bir yazma. İçimiz açılsın. Ee, yazmanın kenarlarını şöyle göstereyim arkadaşlar. İki zincir çekerek tığladım. Oyam için hazırlarken. Siz de tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına o yanın 1098 yazmanız yeterli. E, videoyu bulduğunuzda aklınıza takılan bütün soruların cevaplarını oradan ulaşabilirsiniz. Daha önce istek üzerine paylaşmıştım. Yazmalarımı her zaman iki zincirle tığlıyorum. Ya bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken kullandığım ipim altın başak marka 383 numara yeşil. Yazmamın içerisindeki yeşil tonu. İçindeki tüm renkleri kullanmayacağım. Sadece örnek göstereceğim için. Ama e, hazırladığım iplerimi de göstereyim. Altın başak 91 numara pembe kullanıyorum. Altın başak 639 numara tarçın rengi ve altın başak yine bakalım numaraya 21 numara mavi kullanacağım içindeki renklerden e, çok bir araya gelen renkler değil güzel oldu bence farklı renkler benim kullandığım tığım bugün 21 numara olacak ama siz dilerseniz 20 21 22 numara tığlardan sürekli kullandığınız numarayı kullanabilirsiniz bu 3 numara tığ oyası yapmak için gayet uygun hemen örneğimize başlayalım güzel bir model inşallah beğenirsiniz Yeşil ipimle hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim şöyle. Yazmamın kenarından tığ battığının altından ipimi tutturuyorum. Siz de yazmalarınızı iki zincirle tığlarsanız benim anlattığım sayılar tam denk düşer. E aynı sonucu, aynı modeli elde ederiz. Üstüne bir iki üç zincir çektim. Bir kere doladım. Hemen tığ battığının sıradaki tığ battığının altından girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim geri döndüm. Yaptığım trabzanın önünden hemen yanına yine trabzanımızın önünden girerek bir tane daha yapıyorum. Yine trabzanımın önünden girerek bir tane daha yapıyorum. Toplamda 3 tane yan yana sık iğne yapmış oldum. Üstüne 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battığının altından sık iğne ile tutturuyorum. Ara çimenim bu. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Sıradaki tığ battığının altından girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Tırabzanımın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci sık iğnem. Yanına üçüncü sık iğnem. Yine 2 tane zincir çekerek bir sonraki tığ battığının altından tutturuyorum. Şöyle 2 tane oldu. Yine 1 2 zincir çektim. Bir kere doladım. 2 2 çıkarak trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğnem. Yanına üçüncü sık iğnem. Üstüne iki zincir çekip bir sonraki tığ battıdan tutturarak devam ediyorum. Ben çiçek yuvaları arasında bu çimenden 5 tane yapacağım ama şimdi başlangıç için 3 tane yapmak yeter diye düşünüyorum. Hemen çiçek yuvamızı hazırlayalım. Çiçek yuvamı hazırlarken bir tane zincir çekiyorum. Bir örümcek yapacağız burada. Örümceğim biraz geniş. Şöyle yan tuttuğumda iki tığ battıdan birazcık fazla oluyor. 1 2 3 kez tığımın ucuna ipimi sardım. Tığ da 1 2 3 boşluk bıraktım. 4. tığ battının altından giriyorum. 2'şer, 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 2'şer 4 kere de çıktım. Şöyle bir netleştirelim daha güzel görün. Şöyle bir üçgen elde ettik burada. Burada şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. zincir çekiyorum. Geri döndüm. Şöyle kirpiğimi 14 zincirle yaptım. Yanına tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir. Yine aynı şekilde Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Biraz ip saralım. 13, 14 tane zincirimi çektim. Yine kirpiğimi sık iğne ile tutturdum. Şöyle oldu uç kısmı. Hemen bu birinci sık iğne ile kirpiğimizi tutturduğumuz yanına ikinciyi yapıyorum. Yanına 3, 4, 5 6 7 8 9 şöyle göstereyim 10. sık iğne tığ battının altında bu şekilde yaptık şimdi yeniden başlarken yaptığım çimenimden yapacağım 1 2 3 zincir çekiyorum bir kere doladım İkişer ikişer çıkıyorum bir sonraki tığ battının altından 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm trabzanımın önünden sık iğne ile 1 2 3 defa giriyorum üstüne yine 2 zincir çekip bir sonraki tığ altından tutturdum 3 zincir çekiyorum bir kere doladım 2 2 çıktım 5 tane zincirimi çekiyorum geri döndüm kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğne yanına üçüncü Üstüne iki tane zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ batının altından tutturuyorum. Şimdi birinci çiçek yuvamız bu şekilde yapıldı. Ben diğer renklerim için de iki tane daha yuva yapacağım. Sonra üst kısmın nasıl yapıldığını birlikte devam ederiz. Ben oyamı çimenini biraz ilerlettim arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur yapıp dolanıyoruz. Çimenimiz çok kolay çabuk da ilerliyor. Şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim. Çiçekler de bu yazmanın güzelliğine çok yakışacak diye düşünüyorum. Tarçın rengi ipimle başlıyorum. İlmeğimi oluşturdum önce. Hemen geldik birinci yuvamızdan. 3 tane şöyle yuva yapmıştık. Birinci yuvanın ilk dalından sık iğne ile ipimi tutturuyorum üstüne 1 2 3 4 zincir çektim iki kez doladım Yuvama geldim ikişer 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 çıktım yine iki kez doluyorum yine aynı yuvaya geldim ikişer 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 çıktım böyle oldu şimdi iki trabzanın önünden giriyorum bir defa ipimi tuttum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 defa dolandım. Şimdi ipimi tuttum elimle. Tığımın ucuna da aldım. Yavaş yavaş hepsini birden tığımı biraz oynatarak çıkardım. Yaptığım sardığım kısmı trabzanlarımızın boyuna göre düzelttim. Gevşek bir şekilde düğümledim. 1, 2, 3 defa tığımın ucuna ipimi doladım. Yine aynı yuvaya geldim. ikişer 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 4 kere de çıktım. Burada üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Hem trabzanımın hem de şu ipimi, şurada tek kat ipim var. O ipimin altından geçtim. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4 5 zincir çektim. Yine aynı yerden kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine aynı yerden kirpiğimi düğümledim. Kirpiğimi düğümlediğim sık iğnenin birinci yanına ikinci yanına 3. yanına 4. Burada 4 tane yaptıktan sonra artık şu alttaki ipi bırakıyorum. Sadece trabzandan giriyorum. 1 2 3 4 tane de trabzanıma yapıyorum. Yeşil yuvadan da bir tane daha sık iğne yaptım. Şöyle çekip düzelttiğimizde çiçeğimiz bu şekilde oluştu. Üstüne iki zincir çekiyorum. Hemen ortadaki dala geçtik. Aynı işlemi burada tekrarlayacağız. Sık iğne giriyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 kez doladım. ikişer ikişer üç kere de çıktım yine iki kere doladım yine ikişer 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 çıktım iki trabzanımın altından 12 kere geçiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hepsine birden çıkıyorum. Tığımı biraz oynatarak biraz ip saracağım. Yaptığımız, sardığımız kısmı trabzanlarımızın üzerine şöyle düzeltip yerleştiriyorum. Gevşek bir şekilde düğümledim. Üç kere doladım. Geldim buraya. İkişer, 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 ikişer. Dört kere de çıktım. Beşinci çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İkinci kirpiğimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Üçüncü kirpiğimi yaptım. Üçüncü kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem birinci sık iğne. Yanına 2, 3, 4 tane sık iğne oldu. Burada ipimi bıraktım. Sadece trabzanımdan 4 sık iğne daha yapıyorum. 3 oldu. 4 5. ile yuvadan yapıyorum yeşil yuvamızdan. Üstüne 2 tane daha zincir çektim. Son yuvama girdim sık iğne ile. Üstüne 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa doladım. Geldim yuvaya. 2'şer 2'şer 4 kere de çıktı. 3 kere de çıktım. Yine 2 kere doladım. Yine ikişer ikişer 3 kere de çıktım. Bu iki trabzanımızın altından girerek 12 kez ipimizi tığımıza sarıyoruz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kere sardım. Hepsini birden tığımı biraz oynatarak çıkartıyorum. Yine trabzanın boyuna göre düzelttim, gevşek bir şekilde düğümledim. 3 kez doluyorum, geldim yuvaya. İkişer ikişer, dört kere de çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hem trabzanımın hem de şuradaki ipimin altından girip kirpiyimi düğümlüyorum. 5 zincir çektim, yine aynı şekilde. Yine 5 zincir çektim. Yine 3. ilmeğimi de yaptım. Kirpimi düğümlediğim sık iğnenin birinci sık iğnesinin yanına 2, yanına 3 4. 4 tane sık iğne yaptıktan sonra ipimi bırakıyorum. Sadece tırabzanımın önünden 4 tane yapacağım. 1 2 3 4. 5. yuvadan yaptım. Üstüne bir zincir çekiyorum. İpimi burada keseceğim. Diğer çiçeklerimi de yapıp ütüleyip sizinle son halini paylaşacağım. Ben Oya'nın çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bittiğinde bu şekilde oluyor. Ben bu sıklıkla yapıyorum ama dilerseniz daha seyrek veya daha da yapılabilir. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden yapacak olanlara deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraf isteyenler için de yakın plan fotoğraflarımı Instagram'da oyağım sayfamda paylaşıyorum. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum.